Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultan evliya medet ya Mevlana Mehmet Ali Hakkani medet. Allahu Teala ayetlerinde bizlere gazabını geçmiş ümmetlere nasıl gösterdiğini anlatıyor. Yanlış yaptıkları zaman Allah'a secde etmedikleri zaman, batılın peşinden koştukları zaman bir türlü belaları onların üzerine düşürdüğünü gösteriyor. İnsanlarımız bugün tabi imansızlıkta o kadar ileriye gittiler ki Allah'ın kudretini tamamen unuttular. Rabbimiz Subhanahu ve Teala an ve an aslında kudretini devamlı gösteriyor. Yakın senelerde Japonya'da olan işte tsunami'lerle işte e, yanar dağların patlamalarıyla vesaire Kudretini gösteren Rabbimiz Celle Celaluhu işte son defasında da önümüze çıkartmış olduğu bu hastalıkla. İnsanoğluna bundan emin olun ki Şeyhimiz Hazretleri 20 sene önce bunun haberini veriyor. 2000'de yaptığı tam 20 sene önce yaptığı sohbette Çin'de bir virüs çıkar diyor Şeyhimiz Hazretleri. İnsanları sarar 100 binler değil milyonlar gidecek diyor. Hatta hatta toplu halde onları poşetin içine koyup yakacaklar diyor, yayılmasın diye yani. Asiyeullah cemil, İsrailcenler Allah, Allah Allah. Allah Allah elin tam nokta ayrışıyor. Bu mesele gelecek. Yiyacaklar üzerine ilaç söküp yakacaklar. O, yani o derecede indi, o hastalık intihar eder ki yani yüzlerle insan, binler insan gömmeye hiç yok. Zaten günceye kadar da efendim e, bir fazla tutar. Onun için yaklaşmayacaklar o ee, şey bu mağlayı mağlayı bir meydana Şimdi gerçekten 20 sene önce şeyhimiz söylediği zaman çokları bunu duyup belki gülüp de geçtiler. Öyle bir şey olur mu da dediler. Kimse belki de önemsemedi. Belki biz de duyduk biz de o kadar yani. Tabi şeyhimiz dedi aman ne masaddak ama ne zaman olur Allah bilir dedik yani. Bugün bu karşımıza öyle bir çıktı ki Öyle bir çıktı ki insanların ağzını böyle tamamen açıp gözlerini fal taşı gibi dışarıya dökecek şekilde çıktı yani. Ve müthiş derecede hızlı yayılıyor. Hızlı yayılıyor. İnsanımız ibret almaktan yoksun. İbret almaktan uzak. Çok yakın olması lazım ki kalbine bir korku düşsün. Daha neyi bekliyorsun? Ne güzel söylemiş şeyh efendi Hazretleri. Kıbrıs'a da gelecek diyor o sohbette. Kıbrıs'a da gelecek diyor. Bu hastalık insanları sarar. Nasıl insanları sarar? Ne yediğine dikkat etmeyen, temiz yemeyen, temiz giyinmeyen, temiz yerlerde oturmayan bu insanları yakalar. Bu insanları götürür. Allah'a secde etmeyen kim namazsa, kim zikirsizse, kim temiz değilse, kim eti temiz değilse, işin tek değilse, yaptığı temiz değilse, yediği temiz değilse, kim kuzdurdan geliyormuş bu, diyorlar. Onun gibi haram olan şeyleri, bunların kimseleri, hepsine gelecek. Şimdi, kalbimize gelen bir tabii tefekkürdür bu. Öyle ki, yani normalde Türkiye'ye de çok rahat atlaması lazımdı. Etrafımızda dolaşıyor çünkü bu. Fakat bizim üzerimizden atlayıp öteki ülkelere geçiyor. Avrupa'ya yayılıyor yani. Kalbimize gelen odur ki Allah subhanehu ve teala Suriye'nin başına bir bela verdi. Bayağı çetin bir beladı yani gerçekten. Ve Suriye'ye hakikaten kucak açan tek millet biz olduk elhamdülillah. Ne kadar içimizde ne kadar içimizde Buna, buna karşı çıkanlar da olsa pis Suriyeliler tarzında bakanlar da olsa ama hamdolsun hamdolsun onların zor zamanlarında hep biz kucak açtık zor durumlarına hep biz yardımcı olduk elhamdülillah yani Allah'ın ikramının bir sınırı yok geçen haftaki sohbette de hani bunu biraz anlatmaya çalışmıştık kul bir şeyler yapar Allah için Allah bin misliyle ona karşılık verir Kat kat onun karşılığını ona gönderir yani. Yoksa, yoksa buraya bir virüs girse yani insanlarımız da hele hele bazı kesimlerin, bazı yerlerin abdest yok, namaz yok, ayakta idrarını yapan bir sürü insan. Nedir bu ayakta idrarını yapmak? Tamam, hastalığa davetiye çıkartıyorsun. Başka bir şey değil. Neyle geçer bu hastalık? İdrarla geçer, nefesle geçer, eldeki kirlilikle geçer. Ayakta idrarını yapıyor sonra gidiyor arkadaşın elini sıkıyor. Al. Ve modern. Bu modernlik. Bunlar modern yani. Ayakta yaparsan modernsin. Oturarak yaparsan gericisin. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya gerçekten bu gülünecek bir durum ya. Adam burada yapıyor, öteki burada yapıyor. Arkadaş edep var, haya var. o, onu, onu, hani bir fıkra anlatırlar bilmiyorum. Duydunuz mu onu hiç? <laughs> bu ayakta bevlini yapan iki tane adam ayakta bevlini yaparken bir tanesi sağdakine dönmüş demiş ki sen falanca şehirden misin Demiş. Evet. Falanca şehrin şimdi o şehirde söylemeyeyim kimse. Kimsenin gücüne gitmesin. Falanca şehrin falanca ilçesinden misin? Evet demiş. E, o ilçenin falanca köyünden misin? Evet. E, seni oradaki Ahmet Ağa mı sünnet etti? Demiş. Evet demiş ya sen nereden biliyorsun? e Demiş o hep yamuk keser. Yarım saattir bana ayağıma yaşıyorsun. <laughs> şimdi Şimdi gerçekten edepten hayadan o kadar uzağız ki yani. Adam arkana dönüyor. Sen elini yıkıyorsun orada şimdi. Adam senin gözünün önünde yapıyor bu işi yani. Temizlikten uzak. Ya İslam böyle bir şeyi sana gösterdi mi, öğretti mi? Sen Türk milletisin ya. Türk milletisin, Osmanlı torunusun sen. Böyle bir şey sen nerede gördün ecdadında ya? Ne milletinde var, ne dininde var. Hiçbir şeyinde yok yani. Ama Avrupa'dan geldi mi hop diye herkes alıyor. Çok rahat bir şekilde. Yani Allah'ın koruması olmasa emin olun Türk milleti de çok temiz değil yani bugün. Çok temiz değil. Didine önem gösterenler temiz. Namazını kılanlar temiz. Onlar temiz sadece. Ama işte o kucak aşışımız yine elhamdülillah ecdadımızdan kalmış bize o. Yani Osman Gazi Cennet Mekan Hazretleri mesela bey olduğu zaman babası beylik bırakıyor ya Ertuğrul Gazi Cennet Mekan Hazretleri ona. Tabi bugün filmlerde çok üstten e, işliyorlar bunları. E, hakikatinden bayağı uzak işleniyor aslında. Keşke tam hakikati de verebilseler inşallah verirler diye ümit ediyoruz. E, o devleti emanet ederken ne gibi ne güzel şekillerde emanet ediyor. Yani e, koskoca devleti emanet ederken ne nasihatlerde bulunuyor evladına. Yani bugün mesela bir takım insanlar çıkıp da işte... Geçen öyle bir şey duydum da Cübbeli Hoca'nın herhalde televizyon programındaki karşıdaki gazeteci söylüyor. Diyor ki, işte falanca paşa diyor, bu devlet şeyhlere ve işte alimlere emanet edilecek bir devlet değildir diyor. Böyle söylüyor. Yani bu devletin batışının resmidir aslında bu kelimeyi söylemek. Ondan önceki devlet ki Osmanlı 650 sene sürüyor, hüküm süresi ki şu anki de onun devamıdır yine ha adımız ne kadar Türkiye olmuş olsa da biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz yani. Hani bu toprakları savunduk sadece. Savunduk yine Osmanlı düşüncesinde, idrakında, şuurunda olan biz savunduk yani. Ve ve Osmanlı'yı kuran Osman Gazi'ye babası beyliği bırakırken ne söylüyor? Ne söylüyor? Aman oğlum şeyhlerden kaç mı diyor? <laughs> ne diyor? Oğlum beni kır ama şeyhimi kırma. Şehhedevali'yi kırma. Beni kırarsan üzülürüm, incinirim. Onu kırarsan gözlerim sana bakmaz olur diyor. Baksa da görmez olur. O bizim soyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Böyle bir devlet emanet ediliyor. O devlet 650 sene sürüyor. O devletin devamı olan fakat o devletin şuurundan uzak olanlar ne diyorlar? Bu devlet şeyhlere ve alimlere teslim edilecek kadar şey değildir. Huu. Netice yani o kutlu devletin torunları olan bizler onların algısından, anlayışından uzak kaldık. Ama elhamdülillah yani hani o temizliklerden uzak kaldık ama Elhamdülillah işte Osman Bey'in beyliğe geldiği zaman bütün etrafındaki beyleri toplayıp o yani kucaklayış gerçekten bir devlet reisi olduğunu gösteren o algı o anlayış neydi? Neydi? Dedi ki onlara bakın biz bir topluluk kuralım. Hepiniz bana tabi olun. Bana bir ziyan gelirse hiçbiriniz karışmayın dedi. Bana birisi savaş açsın. Bana saldırsın. Kayı boyu, ben kayı boyunun reisiyim, kayı boyu olarak ben karşılık vereyim. Fakat dedi sizden birisine birisi saldırırsa kendime saldırmış sayayım ve onu haklayayım dedi. Böyle. Bu işte baş olmanın özelliğidir. Baş olmak demek bütün işte topladığınız paraları bana getirin. <laughs> ben onları harcayayım demek değil yani. Baş olmak demek kendi evladın gibi bilmek, görmek hepsini. Ona göre muhafaza etmek demek. Kendine gelecek belayı da onlardan uzak tutmak demek yani. Ve öyle bir insanın, öyle bir algıya sahip olan insanın kurduğu devlet 650 sene hüküm sürüyor, dünyaya hükmediyor yani. Dünyaya hükmediyor. İşte o algı elhamdülillah bizde biraz biraz kalmış ki Suriyeli kardeşlerimize ne yaptık? Açtık kapılarımızı, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Allah kabul etsin eksiğimizle. Celle Celaluhu. Onun için ümidimiz olur ki ve gördüğümüz tefekküre daldığımız kadar zaman önümüze çıkan o ki ne kadar yamuk yapanlar varsa büyük ihtimal bu hepsine sıçrayacak yani. Allah cezalarını bir türlü kesecek. Ümid ederiz insanlar yanlışlarını anlasınlar, tövbe etsinler, hidayet ersinler. Bugün de dersimiz Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasına geldi. Bu da yani çok bağlantılı bir <laughs> Allah'ın şeyi oldu, tevfiki vakti vakitle takdiri yerine oturtması oldu yani. Biliyorsunuz e, Eyyub Aleyhisselam imtihanı da bedenine uğrayan hastalıkla olmuştu yani. Allah Subhanahu ve Teala kullarını anlatırken ki en son Süleyman Aleyhisselam'ı anlatmıştık. Şöyle bir kelime buyuruyor ki bu kelime gerçekten yani Allah'ın en büyük ikramıdır o kutlu peygamberlere. Ne diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala? Oh ni'mel abdu innehu evvâb. Bu yani. Ne güzel kuldur o Süleyman. Ne güzel kuldur. Yani bütün biliyor musunuz evliyayı kiram Rabbimizden bu kelimeyi duymak için yalvarmışlar. Ne güzeli de bırak bana kulum desin. Kulum desin yani Rabbimiz. Ondan sonra ondan sonra cennetmiş, cehennemmiş. Allah beni toprak etmiş, etmemiş umurumda değil diyor. Sultan Bayezid Bestami. Kulum desin bana tamam diyor yani. Bu kadar. Ni'mel abdu diyor o peygamberlere Allah subhanahu ne güzel kuldu o. İnnehu avvav, Rabbine tamamen külliyen dönmüştü yani. Kalbiyle, bedeniyle, her şeyiyle. Her, şey. her şeyiyle. Sonra işte Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Eyüp Aleyhisselam kıssasıyla devam ediyor. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ayeti kerimede. وَذْكُرْ عَبْدَنَا Yine bak, başta işe bak. Kulumuz, kulumuz Eyyub'u hatırla. Eyyub'u hatırla. وَذْكُرْ عَبْدَنَا Eyyub. Bu hatırla tabiri tabi, bakın. Çok hikmetlidir. Kur'an-ı Kerim sır deryasıdır yani. Hatırla kime diyeceksin? Kime diyeceksin hatırla? Görmüş. Görmüş. Vakıf olmuş. Şahit olmuş ki hatırla diyorsun ona. Öyle değil mi? Resul-i Ekrem'e allah Teala anlatırken hep böyle tabir kullanıyor. Hatırla diyor. Hatırla. Neden? Ruhuna, sırrına indiğin zaman bileceksin. Sen onların hepsini gördün zaten. Ne kadar bedenen onlar senden önce gelmiş bunları yaşamış olsa da sen ruhan hepsinden mukaddemsin zaten. Hepsini gördün hatırla diye tabir ediyor onun için. Hatırla. Kulumuz Eyyub'u hatırla. Ne yapmıştı o? idna da rabbahu. Rabbine yalvarmış, yakarmış, ona dönmüş istemişti. Eyüp Aleyhisselam, İshak Aleyhisselamın 5 torunu oluyor. Yani Eyüp Aleyhisselam 5 dedesi İshak Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam babası İbrahim Aleyhisselam o soydan geliyor yani, İsrailoğulları soyundandır. Anne tarafı da Lut Aleyhisselamın soyundan geliyor. İbrahim Aleyhisselamın yeğeni oluyor Lut Aleyhisselam da. Hanımı Rahime de Yusuf Aleyhisselamın torunu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Ve kendisi 90 küsür sene yaşamış ve ve burası çok ibretlik. Çok ibretlik. 3 kişi ona inanmış. O 90 senede o sabırlar, o çileler, o mucizeler 3 kişi diyor. İman etti onun peygamberliğine. Allahu Ekber. Yani şimdi biz e, ümmeti Muhammed'den Allah'ın dinini anlatan insanlar hani böyle şu an ahir zamanın da tabii verdiği bir hastalık var. Cemaatler az olunca e tabi üzülüyorsun çok insanlar seni duymuyor diye ama bu noktadan da hamd etmek lazım hani o kadar kutlu bir peygamber ki şimdi anlatacağız ahlakını öyle sabırla öyle harika sabırla güzel ahlakla donanmış ki Allahu Teala ne güzel kulum diyor ona üç kişi inanmış ona ya üç kişi onu biz ki yani onların tırnağı olamayız. Allah Subhanahu ve Teala yine ne güzel cemaatler sözünü dinleyenler kulak veren insanlar nasip ediyor yani elhamdülillah. Netice üç kişi işte iman etmişti diyor Eyüp Aleyhisselam'a. Allah Subhanahu ve Teala anlatıyor diyor ki izna da rabbuhu rabbina nida eyledi Eyüp Aleyhisselam dedi ki anni massaniyye şeytan. Şeytan bana dokundu. Binus bin azab meşakkat ve eziyetle bana dokundu. Şimdi normalde hani tabir böyle olmaması lazım. Neden? Hastalığı veren Allahu Teala çünkü. Celle Celaluhu. Şeytan değil ki. Şeytan çünkü müdahale etme hakkı yok. Şeytan eğer bir hastalık ya da bir birisini öldürme müdahale hakkı olsa bütün peygamberleri öldürmek isterdi. Bütün evliyaları öldürmek isterdi. Burada niye Allahu Teala böyle bir tabir kullandı? Veya da Eyüp Aleyhisselam böyle bir tabir kullandı. Allahu Teala bunu naklediyor. Şeytan bana dokundu. Rivayet de geliyor ki Eyüp Aleyhisselam çok güzel kulluk yaparken şeytan bunu kıskanıyor tabii. Diyor ki ya Rabbi bu Eyüp kulun böyle çok mülk verdin. Harikada rahatlık verdin. Onun için böyle sana şükreden kullardan, ibadet eden kullardan. Sıkıntı versen ona böyle olmayacak. Allahu Teala diyor ki Eyüp kulum benim güzel kulumdur. İster sıkıntı olsun, ister refah olsun o aynı kulluğuna devam eder. Ondan sonra Rabbimiz izin veriyor şeytana. Ona bir takım işte musallatlar yapabilmesine izin veriyor. Ondan sonra işte hayvanları ölüyor, evlatları ölüyor. Bedenine de bir hastalık üfürüyor şeytan. Hastalık geliyor yani üzerine. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle bu hastalık 7 sene, 7 ay, 7 gün, 7 saat üzerinde kalmış. Ve bir yandan bir yana dönmemiş bile o hastalıkta. Olduğu gibi yatmış yani. Yatırmış Eyyub Aleyhisselam'ın. 7 sene. Onun için e, Messeniye şeytan, şeytan diyor. Binus bin Muazzab. Ve, ve tabi burada bir güzel e, şey de vardır. Öğrenmemiz gereken belirli bir takım burada dersler de var diyor. Tefsiri i İzam, müfessir -i İzam Hazretleri diyor ki bir, he, evliyalar ve enbiyalar ne kadar Allah'ın nimetlerini gördüğü zaman şükrederek kul, kulluk ettiği gibi Allah'ın musibeti üzerlerine düştüğü zaman da sabrederek takdire rıza göstererek yine o yolda devam etmesi gerekir. Bir. İkincisi nedir? He. Demek ki Allah'ın evliyada, enbiyada hifzi var, muhafazası var. Bizde de var tabi şeytana izin vermiyor bize bir takım şeyler yapabilsin diye. Sadece vesvese verir şeytan. Vesveseye kulak verirsen kendi kendine etmiş olursun hani ne edersen kendi kendine oluyor. Kulak verdin Allahu Teala çünkü önüne koymuş. Bu nedir? Bu sağlam insandır. Bu nedir? Bu bozuk insandır. Bu seni tutarsa güzel yerlere götürür, bu kötü yerlere götürür. Sen ne yapıyorsun? Onun elini tutuyorsun. Ne yaptın? Onun bir suçu yok. Sen seçtin onu yani. Sen seçtin onu. Hani onun bir suçu yok derken <laughs> bütün suçu ona yükleyemezsin yani o manada söylüyoruz. İşte eğer Allah'ın bizde muhafazası olmasa şeytanlar bizi tarumar eder yani. Tarumar eder. Hastada oluruz, mahvolur gideriz yani. Bir izin verse Rabbimiz. Bir izin verse onlara. Sonra üçüncü olarak da edep odur ki, edep odur ki Allah'ı tazim edeceğin zaman Rabbimize saygını ifade edeceğin zaman başına gelen bir musibet ne kadar her şey Allah'tan olduğunu bilsen de onu Allah'a nispet etmemek gerekir diyor. Edeb böyledir. Edeb böyledir. En nimessen ya şeytan dedi onun için. Yuşa aleyhisselam şeytan bana unuttur dedi. Bunun gibi yani. Genel olarak hata olduğu zaman kul nefsine, kendine nispet eder güzellikleri Rabbiye nispet eder. Evet. İşte ondan sonra, ondan sonra Eyüp Aleyhisselam'a 7 sene, 7 ay, 7 gün, 7 saat bu belaya duçar olduktan sonra müjde geliyor Rabbimiz katında. Ne diyor Rabbimiz? Ürkül biricilik. Ürkül biricilik. Şam'da Cabiye denilen bir bölgedeydi diyor. Eyüp Aleyhisselam. Allahu Teala diyor ki ayağınla yere vur. Ayağınla yere vur. Örkül biricilik. Şimdi he, her şeyde bir hikmet var. Ayağını yere vuyu, vurup neticede oradan su çıkacak. Pınar çıkacak. Bu daha önceden İsmail Aleyhisselam'ın ayağını yere vurmasıyla doldu. Zemzem çıktı. Ayağını yere vurmayı istiyor Rabbimiz. Ondan sonra suyu çıkartıyor. He nedir? Bedeninle bir gayret göstereceksin. Rahmeti ilahi ondan sonra gelecek. Celle Celaluhu. Gayreti kul gösterecek. Hâzâ bâridun muhtasalun ve şarab. Oradan çıkan su için Rabbimiz diyor ki bu soğuk bir sudur hem yıkanman için hem içmen için. Hastalıktan dolayı Eyüp Aleyhisselam'ın bedeni, dış bedeni de içi de hararet doluydu. Onun için Rabbimiz soğuk suyu çıkarttı yerin altından. Hem yıkanıp dışındaki harareti hem de içindeki harareti içerek söndürsün diye. Ve o da ona şifa oldu. Neticede Eyüp Aleyhisselam ne oldu? Hem o bedenindeki hastalıklar gitti hem de gençliği geriye döndü. Tekrar genç oldu yani. Şimdi bu belki hani Allah'ın hikmeti bilinmez. Bu gün çıkan virüsün de belki şifası bu şekilde bir şey olabilir yani. Soğuk suyla ateşlenme de oluyor diyor çünkü orada. Harareti gidermek için soğuk suyla yerden çıkan, Şam'dan giden ...tabii o Cabiye bölgesine çıkan suyu bulabilsek ...tabii daha da güzel olur ama yetice yerden çıkan bir suyla hem içerek hem de guslederek belki o hastalığa da Kur'ani bir şifa hasıl olabilir. Allah bilir Celle Celaluhu. Bunu da nereden söylüyoruz? Yani dersimiz buraya tevafuk etti bugünlerde. Hikmeti ilahi. Ve bunun yanında şöyle bir şey de söylüyor. Allah Subhanahu ve teala ayağını yere vur dedi. Ayağını yere vur dedi. Ne demektir bu bir manası da odur ki kul Salik Allah yoluna girmiş olan Allah'ı arayan Allah'ın nuruna vası olmak isteyen kul Allah yolunda ibadet yapıyor ya Aynı Eyüp Aleyhisselam'ın yere vurması gibi onun da varlığının yerine ayak vurması gibidir yaptığı ibadetler O ayağa vuracak ki o ibadetlere kolları sıvıyıp yapacak ki O yerden varlığının, Allah'ın ona ikram ettiği ne varsa onda olan manevi varlığının yerinden ab hayat, hayat suyu gibi Allah'ı tanımaya dair olan marif ilminin suları oradan fışkırsın. Rabbini tanıma suları yani. Onun için ne yap? Gayret göster. Gayret göster. Eyüp Aleyhisselam'ın ayağını vurduğu gibi sen de ibadete baş koy. Ruhundan osular sular fışkırsın. Allah'ı tanımak sana da nasip olsun. Hepimize nasip olsun inşallah. Şimdi geldik burada daha değişik evliyayı kiramın çıkarttığı sırlara. Nedir onlar? Ürküz biricdik. Ayağını yere vur dedi diyor. Ayağını yere vur. He. Allah'ın her dediğinde bir hikmet vardır. Mutlaka. Dervişler de toplanırlar. Hepsi birlikte zikirde halkada sesli zikir yaparlar. Ayaklarını yere vururlar diyor. Bu ayakları yere vurmaları, ayakları yere vurmaları kendi nefislerini terbiye niyetiyle oldukları için bu kabilden onlara da bir hikme, bir hisse nasip olur. Her ayağını yere vurduğunda nefsimi, şeytanımı ayaklar ağzını alıyorum. Allah'ın dinine baş koyuyorum. Böyle şuurlu şuurlu yaptığı zaman o kalpten de abi o marifet suları fışkırır. Ve demişler ki ...sesli zikir yapan insanların zikirleri felekte gökte dönen ecramın takıldığı yerlerde etkisi vardır diyor. Evliya-i Kiram böyle söylemişler yani. O sesler gökte bir takım nizama yardım edici halleri vardır. Fakat Muhyiddin Arabi Hazretlerinin söylediği gibi yani bu halkada zikre kalktığımız zaman herkesin şuurlu bir halde olması lazım diyor. Hatta mürebbinin yani oradaki görev vazifeli olan Şeyh Efendi'nin bu şuura dikkat etmeyenleri halkaya almaması gerekir diyor. Şuurlu bir şekilde olacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Herkese alıyoruz. Şeyhimizin usulü tabii. O herkese alıyoruz. Belki ileride şuur nasip olur diye böyle halisane niyetlerle. Orada, orada tevacüt ve vecd vardır. Tevacüt ne? Kalbine aşk gelmeyip de aşk gelmiş gibi hareket edenler. Vecd, kalbine aşk gelen insanlar. Orada zikir yaparken vecde dair, yani kendinden geçip de aşk ile nara atana kimse bir şey demez. Ama kendinden geçmeyi bunları yapan, e, o zaman onda sıkıntı var diyor ona da bereket hasıl olmaz. Bu noktada bu yanlışa düşenlerin çokları yani bazı alimler, bazı evliyalar da bu üslubu tutmadılar. Onlar da bu tip insanlara kitaplarında yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Ama aşk ile zikre kalkıp da kalbinin yangını içine sığmayan, taşan birisinin o hallere bürünmesine kimsenin bir şey dediği, diyeceği yoktur diye söylenmiştir. Örküd biricilik işte ayağa yere vurmaktan ne hikmetler var. Ne hikmetler var. Ne hikmetler var. İnsan düşündüğü zaman ibretle. E Rabbimiz ayağını vurmadan da oradan su çıkartırdı. Öyle değil mi? Ayağını vurmadan da su çıkartırdı. Ama vur diyorsa hikmet var. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyanların hepsi mealist gruplardan bahsediyorum. Hadisi inkar eden gruplar. Bunları söylediğin zaman yok öyle bir şey diyorlar. Neden? Çünkü onun idrakı oraya yetişemez. Mümkün değil yani. Hani bir süt emen çocuğun, annesinden süt emen çocuğun sütten başka bir şey yiyemediği için et diye bir şey yok demesi nasılsa <laughs> yok canım et yenir mi? Derse sana elma yenir mi? Çorba bilmem pilav yenir mi? Demesi ne kadar mantıksızsa bunlar da aynı kabilden yani. Bunlar daha süt emiyorlar. Gerçekten bu yolda hiçler yani. Süt emiyorlar. Ne eti bilir, ne kebabı bilir, ne İskender döneri bilir. Hiçbirini bilmez bunlar. <laughs> şimdi görüyorum geçen ya o kadar komikler ki aslında. Yani tabiri caizse ibretle böyle seyrederseniz. Halbuki bazen kendi dediklerinde mantıksız olduğunu bir duraklayıp anlıyorlar yani. Diyor ki şimdi. <laughs> Ahsenel hadis tabiri geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz sana en güzel hadisi indirdik diye ayeti kerime. Şimdi hadis kelimesinden bu Mustafa İstemoğlu'nun lugat hastalığı vardır. Lugat hastalığından bazı terimleri kendi kafasına göre değiştiriyor. Hadis diyor aslında demektir ki diyor sonradan uydurulan manasındadır. Hadis. Kelimenin özünde bu var diyor. Yani terim olmuş diyor sonradan. Hadis ne demek? Sonradan olma demek. Kadimin zıttı. Hadis kadimin zıttıdır. Dolayısıyla sonradan çıkan, önceden olmayan, uydurma demek yani. Halbuki karıştırıyor. Hadisle hadisi karıştırıyor. Sonradan var olan manasını ifade eden kelime hadistir. Uzatarak o söyler yani. Hadis ise söz demek. Söylenen söz demek. Fakat şimdi bunu açıklıyor ya. Şimdi buradan hadis-i uydurma olmasına bir işaret tutuyor. Baksana adı bile hadis diyor uydurulma. Fakat <laughs> Şimdi Kur'an-ı Kerim'e mana veriyor. Kur'an-ı Kerim'den göya hadislerin uydurma olduğunu çıkarttı. Şimdi diyor ki ayet-i kerime sana en güzel hadisi gönderdik. Ya ne demek? Uydurma sözlerinin en güzelini sana gönderdik. Onun verdiği manaya göre yani. Bu kadar basmıyor aklı yani. Bir durakladı şöyle anladı. Dolayısıyla yani ahsenel hadis Kur'an'mış. <laughs> Bir hata var burada ama... <laughs> Estağfurullah razıyım. Ya kardeşim ne istiyorsunuz hadis şeriflerden ya? Ne istiyorsunuz? Resulü Ekrem'in hadis şeriflerini almadınız diye bu kadar kafanız geriye gitti yani. Geriye gitti anlamıyorsunuz. İdraktan uzaksınız yani. Böyle işte kendini kandırıyor. Bunların yolundan gidenler de bir tip Müslümanlık tutuyorlar. Ne haya var, ne saygı var, ne edep var, ne bir şey. Herkese atıyorlar da tutuyorlar, atıyorlar da tutuyorlar. Örkülü bir riclik hada muğtasalun baridu ve şarab. Ve vehebna ahlehu ve mislehum ma'hum rahmeten min indina ve zikra ulil Allah subhanehu ve teala sıhhatini geri verdi. Sağlığını geri verdi. Hanımına dedi ki sen de bu suya gir rahime. O da o suya girdi. Ona da gençliğini geri verdi. Tekrar yedi sene önceye geri döndüler hepsi. Daha da güzel hale geldiler. وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ 13 tane çocuğu vefat etmişti. Bir rivayette ölmüştü tekrar dirildi diyor. Bir rivayette Allah subhanahu tekrardan ona çocukları verdi. وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ Fakat 13'tü bu sefer iki katını Allah subhanahu ve ta'ala ikram eyledi. رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا Katımızdan rahmet olarak ona gönderdik. Biz yani Rabbimiz diyor ki siz kullarım, siz dahi benim aciz birer yarattığım varlıklarsınız. Sizde bile aldığınızı geri vermezseniz hoş gözükmüyorsa, ben mutlak sultan, bütün zenginliğin elinde olduğu sultan, aldığımı geri vermem mi? Ama bunun yanına Rabbimizin bir büyüklüğü de şurada ortaya çıkıyor ki ne kadar büyük bir sultan. Ya daha önce aldığını da o vermişti zaten. <laughs> hani biz bir şey vermedik aslında. Aldığı hiçbir şey bizim de değil aslında bize emaneten verdiğini bile bizden aldığı zaman Rabbimiz iki katıyla geri gönderiyor. allah Allahu Teala'nın büyüklüğü. Hem diyor aldığımızı verdik hem de bir kat daha fazla verdik ona. Rahmeten min indina bizim katımızdan rahmet olarak ve zikra li ulil elbab akıl sahiplerine de ibret olsun diye onlara verdik. İşte Burada tabi çok hikmetli bir tefekkür var. Nedir o? İnsanımız Allah için bir şey feda edeceği zaman çok düşünüyor. Çok düşünüyor. Rabbinin zenginliğini düşün, düşünmüyor. Elinden gidecek malı düşünüyor, üzülüyor. Ya sen ne adına verdin onu düşün. Ha falancaya filancaya riya için verdiysen ha o zaman verme. O niyetini düzeltmeden verme. Ama niyetini düzelttikten sonra veriyorsan Zaten karşılığını beklemeden verirsin. En ihlaslı niyet budur. Ama ama verdiğin zaman da verdiğin zaman Allah onu kat kat geri gönderecek. Gönderecek. Allah için verilen kat kat sana geri dönecek. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala peygamberi zişan halifesi Şeyhimiz Hazretleri bir güzel sohbetinde buyuruyorlar ki şeyh lazım değildir diyorlar insanlar. E şeyh lazım değil ise en başta sahabeye lazım olmaması lazımdı. Öyle değil mi? Sahabe başına imam seçmemesi lazımdı. Mi Hazreti Ebubekir'e tabi oldu hepsi. Radiyallahu Teala. Dini emirlerde hepsinde yani. Hazreti Ebubekir'in verdiği fetvaya göre gittiler. Ki bir vakit biliyorsunuz yani savaşa çoğu sahabiler eee Zekat vermeyen Müslümanlarla savaşmayı hoş görmediler. Çünkü onlar Müslüman dediler. Fakat Hazreti Ebubekir savaşılacak dedi ve savaştılar. Hazreti Ebubekir'in fetvasına uydu herkes yani. E şimdi eğer bir imam, bir önder seni hakka çekecek olan, sana doğruyu gösterecek olan bir rehber olmaması gerekiyorsa, Sahabeyi, kiram, peygamberi gördüler ya. Peygamberle sohbet ettiler. Onlara lazım değildi o zaman. Yani bugün, bugün insanlar o kadar kibirli bir noktaya getirdiler kendilerini. Sahabeden daha üstünüz diyorlar aslında. Sahabeden daha üstünüz diyorlar. Hazreti Ebu e tabi olundu. Hazreti Ebu Bekir Hakk'a irtihal edildi. Hazreti Ömer'e tabi olundu. Onun fetvasına göre hareket edildi. Ondan sonra Hazreti Osman, ondan sonra Hazreti Ali radıyallahu teala keremallahu aleyhi Ondan sonra maneviyatla maddiyatın yolu ayrıldı. Manevi meseleler ayrı işlendi. Mülk ayrı işlendi. Mülkle melekutun yolu Hazreti Ali'den sonra ayrıldı yani. İşte Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala zengindi. Resul-i Ekrem'e harcadı parasını ne oldu? Fakir düştü. Bütün malını harcadı. Allah ne ikram etti ona? Kat kat fazlasını verir. İlk halife olmayı ikram etti. Ne demek biliyor musun ilk halife? Resul-ü Ekrem'in halifesi demek. Bunda bunu sen neyle satın alabilirsin? Mümkün mü yani? Ahir zaman son peygamber Allah'ın habibinin halifesi oldu. Halifesi oldu. Neden neyi varsa Resul Ekrem'in yoluna harcadı gitti düşünmeden. Düşünmeden. Onun halifesi olmakla Allah onu mükafatlandırdı. Celle Celaluhu. Resul Ekrem'in olmadığı her yerde Hazreti Ebubekir imamlığa emretti peygamberimiz sallallahu aleyhi Hazreti Ömer'in imamlığa geçmesine kızdı. Hazreti Ebubekir varken. Ve bu da bir acayip nokta. Hazreti Ebubekir'e ...uydu Peygamberi Zişan. Onun imamlığında ona uydu. Cemaati oldu yani. Arkadaki cemaati oldu. Fakat... ...sahabe-i ikram tabi... resul i Ekrem gelince... ...Hz. uyar uyarmak için... ...böyle vurdular. Hz. Ebubekir de anlayınca... ...geri çekildi. resul i Ekrem sonra geçti. Ama Rasul-i Ekrem uydu yani Hz. Ebubekir'e. Öyle devam edecekti. Namazı kıldıktan sonra dedi ki ya Aba Bakır, niye devam etmedin? Devam etseydin sen kıldırsaydın. Ya Resulallah ben sana namaz kıldıramam dedi. <laughs> Hazreti Aba <Abikr Sıntık'ta>. Bakır <laughs> Senin olduğun yerde ben imamlık yapamam. Sonra Efendimiz söyledi işte sahabe-i kirama. İmama bir şey söylemek istediğiniz zaman erkekler subhanallah der. Sesini çıkartır. Kadınlar böyle yaparlar. Kadınlar. Kadınlar sesini çıkartmazlar. Namazda imamı uyarmak için bile kadınlar sesini çıkartmaz. Kadınlar böyle yapar. Duyuyor mu kadınlar acaba? <laughs> Kameradan bizi dinleyen kadınlar. Namazda imamınız yanlış yapsa sesinizi çıkartmanız caiz değil. Neden? E orada bir sürü erkek cemaat var. İlahi düstur, üslup, edep böyle. Ama bugün kadınlar bir konuşuyor, bakıyorsun erkeğin sesi çıkmıyor. Kadın öyle bir ses çıkar ki sokak, sokaktan geçen dinliyor. Evde neler var? <laughs> Hangi çocuğa kızıyor, hangisi de kızmıyor? <laughs> ne tür kavgaları hepsi duyuluyor yani. Hepsi duyuluyor. Hepsi ders. ibretle bakarsak hepsi bize ders yani. İşte Allah aldığını kat kat fazlasıyla verir. Hazreti Ebu Bekir'e de İlk halife olmayı ikram eyledi. Resul-i Ekrem'in yanında defnedilmeyi ikram eyledi. Dünyanın saltanatı geçer biter. Bu saltanat yani bitmeyen saltanatı ikram eyledi. Bitmeyen saltanatı. Onun için biz de hani İslam adına bir şeyler feda ettiğimiz zaman korkmayalım. Orada niyetimiz sağlam değilse korkalım. Niyetin sağlamsa Allah onu kat kat verecek zaten sana. Hiç şeksiz ve şüphesiz yani. Ama niyetini o kadar sağlam yap ki karşılık bekleme bile yani. Karşılık bekleme bile. Gençliğini feda etmiyor insanımız. Gençliğinde Allah'ın emrini tutmuyor. Gençliğinde kapan diyorsun yaşlanınca kapanırım diyor. Namaz kıl diyorsun yaşlanınca kılarım diyor. Edeb haya ortadan kalkmış. Geçen bir video görüyorum. Bir de bunu yani levme ederek yayınlıyorlar. Kızla erkek herhalde ya metro, metrobüste. İstanbul metrobüste öpüşüyorlar. Oradan namuslu insanlar da hayasına, edebine sahip insanlar da, ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyor. Ne yapıyorsunuz siz? Bu koskoca metrobüsün ortasında kızla öpüşüyorsun sen. O da cevap veriyor ona. Diyor ki neden? Türkiye'de öpüşmek yasak mı? Türkiye'de insanlar öpüşemez mi? Öpüşemez mi insanlar Türkiye'de? Ne? Sonra ne? Sonra ne? Sonra Türkiye'de öpüşmek yasak değil de Türkiye'de metrobüsün içinde milletin ortasında öpüşmek edebe aykırı bize aykırı örfümüze aykırı al karın mıdır neyinse evinde akşama kadar öp Türkiye'de öpüşmek yasak değil ama evinde değil evinde ne yapıyorsan yap sana karışan yok Orta yerde ne? Yani sen metrobüsün ortasında helanı yapacaksın. Türkiye'de helaya gitmek yasak mı arkadaş? Bu, bir şey, bu bu mantık yani bu mantık. Emin olun o Türkiye'de öpüşmek yasak mı diyen adamların ortasında sen bir zikir halkası kur. Bu ne ya kardeşim rahatsız etmeyin bizi diyecekler. Her şey yerli yerinde. Edebi hayası silinmiş bu ümmetin maalesef. Yine işte büyüklerimizin hürmetini Allah ikram ediyor. Ama İstanbul'un geleceği de pek parlak gözükmüyor yani. Allah Subhanahu ve Teala emrini tutanlardan eylesin bizleri. Hayalı kullarından eylesin bizleri. Erkeğimizi de, kadınımızı da inşallah. E, haya ehli olalım. Haya çünkü imanı tamamlayan güzel bir ahl, en güzel en önde ahlaktır. Nefsine tabi olup insan doğruları duymaktan uzak duruyor. Fakat bu uzak duruşu, bu dinlemeyişi, bu burnunun dikine gidişi kendine zarar, kendine ziyan. Kendine ziyan vermekten de hiç geri durmuyor insanımız. Zannediyor ki işte bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zaten bir şey olmaz diye diye bu hale aldı her şey. Halbuki ne şeyler oluyor ama göz kör oluyor da görmüyor maalesef. Ne belalar geliyor başına? Ne belalar geliyor? Görmüyor artık ya. O bela sana bu yaptığın yanlıştan geldi işte. Bu hatandan geldi işte. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Onun için bize yumuşak kalpler lazım. Zikreden kalpler lazım. Allah'ı zikrederken değil yere kalbi de aynı noktada duranlar lazım. Neden? Onların kalbi yumuşar. Nasihati de yumuşak kalbe sokabilirsin. Kalbi sert olana girmiyor. Girmiyor, o da burnunun dikine gidiyor. Ne zamana kadar? Duvara tostlayana kadar. Allah Subhanahu ve Teala kalplerimizi yumuşatsın. Nasihatleri dinleyenlerden, tutanlardan, öğrendikleri amel edenlerden olalım inşallah. Allah yaptığımız yapacağımız zikirleri kabul eylesin. Ve min Allahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Akdergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.